Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Atakan Özdoğan. Bugün sizlerle birlikte Private Label'da doğru bir şekilde ve etkili bir yöntemle lansman nasıl yapılır? A'dan Z'ye bunun hakkında konuşacağız. Eğer Amazon'da Private Label yapmaya karar verdiyseniz lansman süreci bu işin en kritik süreçlerinden bir tanesi olduğunu sizlere söyleyebilirim. Peki lansman dediğimiz şey tam olarak nedir? Amazon'da Private Label yapmaya karar verdiğinizde bildiğiniz üzere listenizi oluşturuyorsunuz ve listeniz hemen hemen en arka sayfalarda yer almaktadır. Lansman dediğimiz olayla ürününüz stoklara vardığında ve ürününüz aktif olduğunda ürününüzü birinci sayfaya taşıma operasyonuna biz lansman diyoruz. Ve asıl soru şu, Amazon'daki son sayfada yeni listelenen bir ürünü en etkili, en az parayı harcayarak en optimal bir şekilde nasıl birinci sayfaya taşıyabiliriz? Bugün size bunu anlatacağım aslında. Ve bunu lütfen arkadaşlar pür dikkat dinleyin. Kaleminizi, defterinizi alın, notlarınızı muhakkak bir durdurarak sakin bir şekilde notlarınızı almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu anlatacağım şeyler senelerin tecrübesi olduğunu, sağdan soldan internetten okuduğum bilgilerle değil, birebir yaşanmış tecrübelerle sizlere bunları anlatacağım. Bildiğiniz üzere tecrübe arkadaşlar paha biçilemez bir konu. Lansmanda neler yapmamız gerekiyor? Şimdi birinci adım arkadaşlar, eğer Amazon'da bir private label yapmaya karar verdiyseniz bir kere kesinlikle marka kaydınızın olması gerekiyor. Marka kaydınızı Türkiye'den bile alabilirsiniz. Hangi pazar yerinde, Amazon'da hangi ülkeyi seçerseniz seçin markanızı kaydedebiliyorsunuz. Marka kaydı bizim için çok önemli. En kötü gelin Türkiye'den bir tane marka kaydınızı başvurusunu yaptırın. Başvuru halindeki markayı bile Amazon'a kaydettirebiliyorsunuz. Neden çok önemli? Çünkü marka kaydınız olduğu zaman hem listenizi koruyabiliyorsunuz korsanlara karşı hem de ekstra reklamlar açabiliyorsunuz ve listenizi daha ekstra özellikler geliyor, ekstra opsiyonlar geliyor arkadaşlar. Bu yüzden marka kaydı bizim için çok önemli ve aynı zamanda lansmanda da özel etkinliklere katılabiliyorsunuz marka kaydınız olduğu zaman. O yüzden marka kaydı Allah'ın emri. Amazon'da private label yapmak istiyorsanız. Şimdi markamızı kaydettirdik, listemizi oluşturduk ve ürünleri Amazon deposuna gönderdik. Gönderdikten sonra artık lansman için hareket etmeye başlamamız gerekiyor. Birinci adımı söylüyorum. Birinci adım şunu yapmanız gerekiyor. Vine'a kayıt olmanız gerekiyor. Vine nedir? Vine Amazon'un çıkardığı bir promosyon programıdır arkadaşlar. Lansman programıdır. Yani Amazon bunu kendisi çıkartıyor. Kendi panelinden kayıt oluyorsunuz. Amazon diyor ki bana 1 adetle 30 adet arasında ürün verebiliyorsun. Maksimum 30 adet girebiliyorsunuz. Ve daha sonrasında Amazon bunu Vine'a kayıt olan müşterilere dağıtıyor. Veya müşteriler bu ürünleri de seçebiliyor. Ve daha sonrasında bu Vine müşterileri hani kesin bir garantisi yok ama %90 arkadaşlar 30 tane dağıttığınız zaman ortalama 20-25 tane size daha sonrasında yorum yapıyorlar. Tabii ki bu yorumların 5 yıldız olma gibi bir garantisi yok. İşte ürününüzü değerlendiriyorlar, kalitesine bakıyorlar, fiyat performansına bakıyorlar. Yani birer jüri gibi düşünebilirsiniz ve daha sonrasında işte ürünlerin böyle fotoğraflarını falan çekiyorlar, paylaşıyorlar yorumlarda. Ortalama 20-25 tane listenize yorum olarak geri dönüyor. Bu çok güzel bir şey. Siz normalde eğer bunu dışarıdan arkadaşlarınıza yaptırmak isteseydiniz 20-25 tane yorumu, sizin listeniz 20-25 tane yorum alabilmek için en az 200 tane ürün satın aldırmanız gerekiyor ki 20 tane yorum yaptırabilirsiniz. Çünkü gidip siz arkadaşlarınıza 20 tane ürün satın aldırır, 20'si de yorum yaparsa Amazon direkt satıcı hesabınıza dahi kapatır. Çünkü der ki sen manipüle yapıyorsun. Ama sen bunu Vine programıyla, direkt Amazon'un programıyla 20 tane ürün vererek direkt 20'ye yakın yorum aldırabiliyorsun. O yüzden Vine programı olmazsa olmaz. Yani marka kaydı ne kadar önemliyse ve vazgeçilmezse Vine'a da katılmak tartışmaya kapalı bir konu. Kesinlikle katılmanız gerekiyor. Ha burada tabii ki dediğim gibi arkadaşlar, ya biz 30 tane dağıttık hepsi 5 yıldız gelecek diye bir şey yok. Ürününüz kötüyse 3 yıldız da veriyorlar, 2 yıldız da veriyorlar. Hani o yüzden ürününüzün her şeyinden emin olmanız gerekiyor. Hatta şunu da yapabilirsiniz. İlk etapta bir tane deneme listesi oluşturun. Oraya sadece 30 tane ürün gönderin. Vine'a katılın. Vine'da yorumlar gelsin. Kötü yorumlar neler onlara bakın. Ürünü düzeltin. Sonrasında gerçek bir liste oluşturun. Bu şekilde bir yöntem de izleyebilirsiniz. Bunu birçok satıcı yapıyor. Siz de yapabilirsiniz. Satışa başlamak için daha uzun zaman gerekiyor. Birazcık beklemek gerekiyor. Ama işinizi daha sağlam yapmak istiyorsanız bu şekilde de bir yöntem izleyebilirsiniz. Özellikle bu Vine'a katılanlar da böyle genelde top 500 yorumcusu, top 100 yorumcusu falan böyle hani güzel yorumcular katılıyor. Ve bunlar da diğer müşterilerin karar vermesinde
çok 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 etkili bir şey. Yani bir müşteri eğer üründe yorum görmüyorsa veya yorumu çok azsa veya verify olmayan doğrulanmamış yorumlar görüyorsa pek fazla bunlara inanmıyor veya yorum görmediği zaman ürünü almaktan vazgeçiyor, ürünü beğense bile. O yüzden e-ticarette yorumlar olmazsa olmazdır, özellikle gerçek yorumlar. Wine'ı kesinlikle cebimize koyduk. Daha sonrasında ne yapılması gerekiyor? Aslında burada aynı anda iki tane şey yapmak gerekiyor arkadaşlar. Birincisi Amazon'da reklamlar açmak gerekiyor. Bir ikincisi de Amazon'da aynı zamanda giveaway başlamak gerekiyor. Giveaway'in ne olduğunu birazdan anlatacağım. Şimdi reklamlara değinmek istiyorum. Amazon'da reklamlar yine olmazsa olmaz kurallardan bir tanesidir. Uygulamamız gereken ve her zaman açık olması gereken, yani işte 1-2 ay özel değil. Siz Amazon'a satış yapıyorsanız reklamlar arkadaşlar her zaman açık kalacaktır. Ha tabii ki de ayırdığınız bütçe ve geri dönüşüm oranları zamanla iyileşecektir. Fakat ilk etapta bu birazcık acı verici bir süre olabilir. Ama reklam açmak şart arkadaşlar. Yani opsiyonel, keyfi bir şey değil. Açmak zorundasınız. Size bunu söylüyorum. Şimdi burada tabii ki reklamları tek tek anlatmayacağım. İsimlerini söyleyeceğim. Başka bir YouTube videomda bunların ne işe yaradığını, işte nasıl açıldığını göstereceğim. En azından bunların adını not alın. Başka YouTube kanallarından da nasıl açıldığını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi birincisi açılması gereken reklamlardan birisi otomatik reklam. Otomatik reklam Amazon kendi kendine kelimelerde veya benzer ürünlerde içerisinde sizi gösteriyor. Ve daha sonrasında size bu datayı veriyor. Nerelerden kaç tane satış geldi. Bunu otomatik reklam deniyor. Bunu açacaksınız. Günlük ortalama 15-20 dolarlık bütçeyle. Daha sonrasında manuel kelime hedeflemesi açmanız gerekiyor. Exact reklam deniyor buna da. Exact reklamları siz Amazon'a tamamen kendiniz kelime veriyorsunuz ve Amazon tamamen sizin verdiğiniz kelimelerde sadece sizi gösteriyor. Yani örnek veriyorum, işte toka satıyorsunuz. Toka kelimesine göster diyorsunuz. Sizi sadece tokada gösteriyor. Yani tokalarda göstermiyor. Sadece toka yazdığı zaman gösteriyor. Buna da Exact reklam deniyor. Exact reklam açmanız gerekiyor. Exact reklamın içerisine anahtar keywordlerinizi, sizi tanımlayan, birebir tanımlayan kelimelerinizi girmeniz gerekiyor. Zaten Amazon da size orada kelime önerisi yapıyor arkadaşlar. Bir diğeri ise Broad ve Freelance reklam açmanız gerekiyor. Broad ve Freelance de yine manuel bir reklamdır. Yine siz Amazon'a kelime veriyorsunuz, fakat verdiğiniz kelimelerin yanına harf veya işte kelime ekleyebiliyor. Yani örnek veriyorum, siz toka dediniz. Freelance ve Broad olarak reklam açtığınız için tokalarda da size gösteriyor veya kadınlar için toka kelimesinde de gösteriyor. Yani yanına tamamlama yapıyor. Yani Freelance ve Broad'u tek bir reklama koyabilirsiniz ama Exact'i başka bir reklama koyuyorsunuz ve bu şekilde bir reklam kurgusu yapıyoruz. Reklam kurgusu daha bitmedi. Açmanız gereken başka reklam hedeflemeleri de var. Eğer elinizde çok güzel bir videonuz varsa, hani ürünü böyle çarpıcı bir şekilde tanıtan, Amazon'da reklam, video reklam da verebiliyorsunuz ama video reklam ana sayfada daha fazla yer kapladığı için maliyeti daha yüksek. Ama iyi bir videonuz varsa da burada güzel bir sonuç alabilirsiniz. Buna da video reklam deniyor. Bu opsiyonel, bunu bırakıyorum. Saydım az önceki reklamların hiçbiri opsiyonel değil. Bence kesinlikle açılması gereken, ama video reklam dediğim gibi elinizdeki videoya bağlı olan bir süreç olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bunun haricinde açılması gereken kesinlikle başka reklam daha var. Bu da asin hedefleme reklamı. Asin hedefleme reklamı da siz rakiplerinizin asinlerine giriyorsunuz bu reklamın içerisine ve sizi direkt rakiplerinizin içerisinde gösteriyor. Ve üstelik zaten Amazon'un reklam mantığında da ürününüze tıklanmadığı sürece paranız gitmiyor. Bu da Amazon'un güzel yanlarından bir tanesi. Ve bu şekilde bir reklam kurgusu yapıyorsunuz. Bence günlük bütçe 100 dolar olmalı ve aylık ortalama 3000 dolarlık bir reklam bütçesi kesinlikle oluşturmanız gerekiyor. Eğer imkanınız varsa, daha agresif olmak istiyorsanız günlük 200 dolara da çıkabilirsiniz. Bu da aylık ortalama 6000 dolarlık bir reklam bütçesi yapıyor. Ama benim tavsiyem başlangıç 3000 dolarlık bir bütçe. Reklamda da arkadaşlar haftalık olarak optimize etmeniz gerekiyor. Reklamlar harcadıkça reklamların içerisine girip bakmanız gerekiyor. Hangi reklam iyi, hangi reklam kötü diye. En iyi yakalanabilecek oran 5 tıklamada bir satış gelmesidir. Bu görebileceğiniz en iyi ihtimaldir. Ortalama ihtimalde 10 tıklamada bir, 15 tıklamada birdir. Ama 20'de 20 tıklamada bir falan sipariş geliyorsa bu kötü bir oran olduğunu sizlere söyleyebilirim. Eğer ana kelimelerinizden kötü performans sergiliyorsanız, ana kelimelerinizdeki reklamlar kötü performans sergilese bile onlara biraz daha zaman verin ve reklamları kapatmayın. Anahtar kelimelerde reklamlarınızın kalması çok önemli. Size aynı zamanda organik sıralamanızı da yükseltiyor arkadaşlar. Yani organik anlamda işte birinci sayfanın dördüncü sırasındaysanız bunda reklamların da payı büyüktür. Yani reklamlar sadece reklamdan satış yapmak için değil, organik anlamda da listenizin yukarıda durması için oldukça önemli bir rol oynadığını sizlere söyleyebilirim. Reklamları da açtıktan sonra
Bunları da yine destekleyecek son ölümcül bir hamle var arkadaşlar. Bu hamle de giveaway'dir. Giveaway dediğimiz olay şu. Dışarıdan belirli sayıda insanlara organize ediyoruz ve onlara ürünün ücretini gönderiyoruz ve gönderdiğimiz ürün ücretiyle ürünümüzü tamamen tam fiyatıyla satın alıyorlar. Ve bunu da arkadaşlar belirlemiş olduğumuz anahtar keywordler üzerinden ürünü bulup almaları gerekiyor. Yani ben toka satıyorsam eğer işte kadınlar için toka kelimesinde birinci sayfaya çıkmak istiyorsam kadınlar için toka yazıp beni orada bulup ve daha sonrasında o kelime üzerinden ürünümü satın almaları gerekiyor. Ortalama 10-14 günlük bir süreye yaymanız gerekiyor ve bunu her gün işte bir gün 3 tane, bir gün 5 tane olacak şekilde organize etmeniz gerekiyor. Ve algoritma da bu ürünün düzenli olarak satıldığını görüp size o kelimeyi de birinci sayfaya çıkartacak. Total kaç tane dağıtmalıyız, total kaç tane insanlar ürünü satın aldırmalıyız diye soracak olursanız burada da yapmanız gereken şey ürün ayda ne kadar aranıyorsa Helium 10'de bir kelimenin ayda, daha doğrusu bir kelimenin ayda aranma hacmini görebiliyorsunuz. İşte toka kelimesi diyelim ki 20 bin aranıyor. 20 bin aranıyorsa ortalama bunu 2 ile çarpıp o kadar dağıtmanız gerekiyor. Yani 20 bin ise işte sıfırları silin 20 olarak düşünün. 2 ile çarpın. O zaman 40 tane dağıtmak size burada yeterli olacaktır. Ben öyle yapıyorum ve genelde de birinci sayfaya çıkıyor. İşte 50 bin aranıyorsa o zaman 2 ile çarpın. 100 tane dağıtmanız gerekiyor tarzında söyleyebilirim. Ha tabii burada sadece bir tane kelimeye çıkmak yeterli değil. Birden fazla anahtar keywordlerinizi birinci sayfaya çıkabilmek. Veriyorum işte toka diyelim. Toka kelimesi var anahtar kelimeniz. Bir de kadınlar için toka var. Kadınlar için toka kelimesinden başlayın. Yani uzun öbekli olan kelimelerden lansman yapmaya başlayın. Çünkü uzun öbekli kelimeler kısa öbekli kelimeleri de birbirinde içerdiği için aynı zamanda kısa öbekli kelimelerde de yükselmiş oluyorsunuz. Yani bir taşla iki kuş düşünebilirsiniz. Ve aynı formülü, aynı yöntemi orada da uygulayın. 10-14 gün olmak diye şart yok. Bu 20 günde sürebilir, 25 günde sürebilir. Önemli olan keywordlerde birinci sayfaya çıkabilmeniz ve daha sonrasında baktınız geri düşmeye başlıyorsunuz. Sonrasında destekleyebilmeniz, takviye yapabilmeniz gerekiyor ki bu arkadaşlar devamı gelebilsin. Ki ara ara mesela her stok gönderimde böyle ufak giveaway'ler yaparak da sıralamanızı orada garanti altına almanız gerekiyor. Çünkü her bir kelimede birinci sayfada olabilmek için o kelimede belirli bir satış adeti yakalamanız gerekiyor. Yoksa algoritma doğal olarak sizleri aşağıya doğru düşürüyor. Burada da organik veya reklamdan yakalayamadığınız satışı dışarıdan siz kendiniz insanları full fiyattan aldırarak kendinizi orada inorganik bir şekilde tutunmanıza ve kendiniz yardımcı olabilirsiniz. Ha, tabii ki bunların hepsi maliyet fakat bunların hesaplanıp zaten yola çıkılmış olması gerektiğini sizlere söyleyebilirim. Şu da aklınıza geliyor olabilir. Ya Atakan biz işte 100 kişi, 150 kişiyi nereden bulacağız? Bunun profesyonel hizmetini veren yerler var. İşte Google'a giveaway hizmeti, Amazon giveaway hizmeti yazarsanız burada o kişileri bulabilirsiniz. Burada o kişilerle çalışıp bunlar işte üstüne bir de birazcık komisyon alıyorlar ama o 100 kişiyi işte organize hale getiriyorlar ve günlük bir planlama yapıyorlar ve daha sonrasında her gün belirlemiş olduğunuz keywordlerden onlar satın almayı gerçekleştiriyor. Bu anlatmış olduğum formül ile ürününüzü başarılı bir şekilde birinci sayfaya getirebilirsiniz. Artık daha sonrası müşterilerinizin ürünü beğenmesi, fiyat performans anlamında uygun bulmasına bakıyor ve daha sonrasında artık düzenli bir şekilde private label'da satış elde edebilirsiniz. Şimdi burada neler anlattık? Onlara bir kısaca deneyim. Bir Vine dedik. Vine'ın amacı ne? Yorum aldırmakta, listemizi güçlendirmekte. Bir ikincisi reklamlar. Reklamlar her zaman açık kalmalı. Amazon'a kısacası yani çok kaba tabirle rüşvet ödemek gibi bir şey. Bu sizin hem birinci sayfadaki yerinizi koruyor hem de aynı zamanda daha fazla satış yapmanızı olanak sağlıyor. Reklam arkadaşlar dediğim gibi 3000 dolar da işte ilk ay 3000 dolar harcadığınız 9000 dolarlık satış yapabiliyorken bir sonraki aylarda daha az para harcayarak yine 9000 dolarlık satış yapabiliyorsunuz. Yani reklamlar birazcık daha uzun vadeli, daha uzun soluklu bir iş. Hemen 1-2 ayda karşılık görmesini de beklemeyin. Reklamlara zaman tanıyın. Daha sonrasında giveaway dedik. Giveaway'in de amacı ne? Size birçok kelimede, anahtar kelimede hızlı bir şekilde yukarı çıkarmak ve orada kalıcılığınızı sağlamak için giveaway yapmıştık. Vallahi 7 yıllık tüm tecrübemi arkadaşlar sizlerle paylaştım. Ha, direkt hap bilgiler vermeye çalıştım. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Eğer aklınıza takılan sorular varsa hemen yorumlara yazın. Hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışacağım. Onun dışında videoyu beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.